Ve selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Görüşmeyelim. İyisiniz inşallah. Keyfiniz, saatiniz yerinde mi? Bizimki yerinde. Çok şükür. Antep'i geze bitiremiyoruz. 2023 yılındaki depremde Gaziantep Kalesi de ciddi hasar almış. Bayağı bir bölmeleri yıkılmış. Şimdi biz... Sanırım tadilat varmış ama belli bir kısmını görebiliyormuşsun internette gördüğüm bilgilere göre. Belki işte çarşı tarafını gezeriz. Yani çarşı... Yani yakınında zaten hepsi. Şey var bir de hemen onun bir iki sokak ilerisinde arkeoloji müzesi var. Bu videomuzda arkeoloji müzesi ve Gaziantep Kalesi'ni gezeceğiz arkadaşlar. İkisi bir video olacak. Mümkün mertebe sizi sıkmamaya çalışacağız. Çünkü Antep'te hatta kiliste de dahil olmak üzere çok fazla müze gezdik. Ama bu bizim hayatımızın bir gerçeği. Biz de hayatımızın gerçeğini sizlere aktardığımız için ufak ufak kesitlerle size bunları da göstermeye çalışacağız tabii. Her müzeyi de göstermiyoruz tabii. İşte 21 tane müzeyi görmek sizin de pek işinize gelmez. Aynen öyle. Hepsini birden size göstermiyoruz. Siz de Antep'e geldiğinizde ya bunlar buraya gitmemişti. Biz gidelim bakalım neler varmış burada diyebilin. Kesintisiz konuştum, yoruldum. Şey diyeceğim. Bu arada sanırım biz normalde hep antik kent gezmeyi daha çok seviyoruz. Böyle kapalı alan müzeler değil de daha fazla antik kalıntıları görmeyi seviyoruz. Son zamanlarda kapalı müzeleri gezmeye başladık. Çünkü bu tarafta kapalı müzeler çok daha fazla var. Yani sergilenen eserler var. Ve müzeler bize göre değilmiş aslında, ben onu anladım. Kapalı müzeler. Kapalı müzelerde biz kendimizi kaybediyoruz. Burada çok güzel bir köpek parkı bulduk. Max'i orada bir iki gün eğlendirdik. Arkadaşlar edindi. Biz komşular edindik. Biz arkadaşlar edindik falan filan. Böyle acayip keyifli bir vakit geçiriyoruz Antep'te. Bakalım. Kaleyi de gezelim de ondan sonra bakacağız bakalım. Şu bulaşıklarımız bir kurusun, yıkansın. Ondan sonra durulansın daha doğrusu. Ondan sonra ufak ufak kaleye doğru hareket edeceğiz. O zaman ben hiçbir şey değilim. Böyle bekleyince durulanmıyorlar. Evet. Kendi kendine olmuyorlar. Tamam. Mutfak hazır. Bulaşıklar hazır. Max şişini yaptı. Uyku moduna girdi bile zaten. Mola da tamam. O zaman hazır mısınız? Hadi gidelim kaleyi gezelim. Antep Kalesi'nin altındaki, üstündeki, sağındaki, solundaki otoparkların hepsi dolu. Evet, ara sokaklar da komple dolu. Park edecek yer arıyoruz. Hala dolanıyorduk. Bir belediye görevlisi abi koşa koşa geldi. Hey, şuradan gidin, buradan dönün. Orada her yer otopark dedi. Oraya da gittik ama bizim arabamız o yola sığmadı. Çok dar ve alçak yapılar vardı orada. Çatılar çok alçaktı. Muhtemelen bizim bacamızın sığmayacağı yükseklikteydi. Başka bir otopark var yakın bir yerde. Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada... Kaç tur attık? 3 tur mu attık? 3 tur attık. Etrafında. Sen bahsedersin diye düşündüm ama bahsetmedin. Amca nereden geldiğimizi sordu. Bursa'dan geldik dedik. 88 yılında Bursa'da askerlik yapmış amca. Evet, koşa koşa yetişti, bize otopark aradığımızı anlamış. Hemen yer tavsiye etti ama aracımız sığmadı maalesef orası. Peki sen içeridesin kuzum, tamam mı? Sen bizi bekle. Evet. Ben sana bisküvi de vereyim. Oo Max, bisküvi. Bence kemik bile verebilirsin. Kemik bile yiyebilir bence bu çocuk biz gezerken. Atla bakalım arkaya. Tolga çağırıyor. Tolga çağırıyor, hadi. Geç. Gel. Hadi. Al bakalım. Şunu şöyle yapalım. Bir tane de şuraya bırakıyorum. Bir tane de yatağın şurasına bırakıyorum. Bulabilirsen yersin. Oo, bulmacalı. Bulmacalı. Arabayı park edecek bir yer bulduk. Daptarıcık Antep sokaklarından. Evet, şansımız Antep sokaklarını gezmek kısmet oldu bu arada. Evet. Şimdi kaleye doğru maceramız devam ediyor ve zınk çıktık bile.
Ben daha evet. Sokak aralarında yürüyeceğiz diye. Kapıldı mı aralıkta? Bekliyordum. Evet, Gaziantep Kalesi'ne geldik. Giriş hemen şuradan. Ama kapalı. Evet, depremde çok büyük hasar aldığı için şu anda acayip her tarafında çalışmalar var. Eski haline getirmeye çalışıyorlar. Şu andaki, yani yıkılmadan önceki hali de 2000'li yılların başında bu restorasyon yapılmış. Ama kalenin tarihi çok ilginç. 6000 yıl öncesine dayanan bir höyük varmış altında ve höyüğün üzerine kurulmuş. Teban diye bir yerleşim olduğu düşünülüyormuş burada daha öncesinde. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde kalenin 36 tane burcu olduğunu yazmış. Ama normalde yıkılmadan önce 12 tane burç varmış sadece meydanda. O zaman yukarı doğru çıkarken gördüğümüz şeylerin o taraftan inelim aşağıya. Evet, bu taraftan geçelim. Müzeye de geçeriz. Hadi, geçeriz. İç tarafta da Bakırcılar Çarşısı falan filan var. İstersen oralardan da yürüyebiliriz. Müze ne tarafta bu arada? Müze şu tarafta. Kapının camlandırmasını mı yaptılar? Camın içine mi? Camın içine kapıyı koymuşlar. Muhtemelen buranın önceki kapısı mı? Ya da başka bir kapı. Yansıma var da o yüzden anlayamadım. Evet, ama şu anda burası lokanta olduğu için içeri girmiyoruz. Evet. Buradaki hanlar genelde lokantalara dönüşür. Neydi? Beyaz Han'ı da görmüştüm. Evet. Biz Beyaz Han'ı gezmeye de gittik. Evet. Ama rezervasyonumuz var mı diye bir sözle karşıladılar. Ve bizi valeler karşıladı. Evet. Orada bir şüphelenmek lazımdı aslında ama sonra oradan sonra öğrenmiş olduk. Oo, büyüdüm. Oo, boyum uzadı. Evet. Uzamaya da devam ediyor sanki. Başım gerdi. Bu kalenin etrafı da Bedesten ve Bakırcılar Çarşısı olarak geçiyor. Buraları da arzu ederseniz günün rahatıyla gezebilirsiniz. Baharatçılar, Bakırcılar, kale manzarası. Harıl harıl kaleyi eski haline getirmek için çalışıyorlar. Evet, çok fazla işçi var yukarıda. Yani Gülden'in size bahsettiği höyük tarafından kalma yapılar olduğunu tahmin ediyoruz. Yerleşim mağaraları gibi. Gülden Hanım. Hazırız. Çok yürüdük ama burada daha sakin yürüyeceğiz. Hadi bakalım. 3 saniye önce gördüğümüz görselden hemen sonra kapının arkasından çıkan güvenlik arkadaş gülerek hoş geldiniz dedi. Dedim hoş bulduk. Müzemiz kapalı ama dedi. Müzemiz kapalı. Üzgünüz dedi. Evet, tadilat dolayısıyla maalesef arkeoloji müzesi de kapalı. Ne yapacağız şimdi? Size gösteremedik hiçbir yeri bugün. Bu video nasıl bir video oluyor anlamış değilim. Bilemedim. Bu arada aklınıza şu gelebilir. Ya haritalardan bakmıyoruz mu? Açık kapalı yazıyor orada diyebilirsiniz. Bizim bugün uğradığımız her yerde haritalarda açık ya da kapalı görseli yok. Evet. Daha doğrusu kapalı görseli yok. Açık görseli var ama. Şöyle kale kısmında özellikle yakın zamanda gezenler var kısmi olarak, tamamen bahsetmiyorum, yorumlarda yazmışlar. Kısmi olarak gezip görülebiliyormuş ama şimdi çalışmalar, havaların düzelmesiyle birlikte çalışmalar artırıldığı için şu anda giriş yok. Hadi. İnternette de bu bilgiler olmadığı için gelip gördük. Muhtemelen siz gelip gördüğünüzde açılmış olacak ama buralar. Belki de yaza kadar yetiştirmek için bu kadar hararetli bir çalışma var. Bizim takipçilerimizden buraya gelen gezen olursa bize fotoğraflarını atın içeriden. Evet, bizim içimizde görmedik. Kaldı. Biz görmedik, siz bize gösterin bu sefer. Bu arada 25 Aralık Panorama Müzesi hemen burada. Bunun arka tarafı kale. Bu tarafı da
Metronun arkası da arkeoloji müzesi. Evet, metronun arkası da arkeoloji müzesi. Yani aracı burada bir yerde otoparka bırakıp bu geniş alanı gezip Bedesten Çarşısı'nı gezip Para Müzesi'ni gezip Bakırcılar Çarşısı'nı gezip ayaklarınızı mahvedebilirsiniz. Evet, karavana geldik. Şunu şöyle koyalım. Sen de gel. Gel. Biz perdeye burnunu soktuğu için perdeyi bozmuş. Biz yokken yine bozmuş perdeyi. Bozuluk perde. Evet. Hiçbir yeri gezemedik gördüğünüz gibi. Evet, ya Bedesten'i gezdik, ara sokakları gezdik. Bakırcılar Çarşısı'nın bir kısmını gezdik. Uçlarından döndük. Evet, yani çok detaylı girmedik içerilere. Ama kale yıkıldığı için göremedik. Müze kapalı, tadilatta olduğu için göremedik. Ya kişinin merakına göre gerçekten Antep çok dolu bir şehir. Hani gelip burada haftalarınızı geçirebilirsiniz. O kadar dolu bir şehir. Evet. Sıkılmazsınız şey, yani. Şehir merkezi kısmı da her yer birbirine yakın. Evet. Biz ilk Panorama Müzesi'ne geldiğimizde bulunduğumuz o merkezdeki parktan yürüyerek geldik aslında buraya. Sadece saat geç olduğu için kale taraflarına çıkmamıştık ki kale de zaten Panorama Müzesi'nin hemen arkasında, yani arada çok az mesafe var. Yürüyerek rahat rahat gezilebilecek bir yer, böyle işte merkezi bir yere otoparka bırakırsanız aracınızı, karavanınız varsa karavanınızı, rahat rahat her yeri yürüyerek gezebilirsiniz. Ama bu yakın tarihte gelirseniz bizim gibi kaleyi ve arkeoloji müzesini göremeyebilirsiniz. Çoğu yer hala restorasyonda. Bu arada hemen senin söylediklerini şunu da ekleyeyim. Karavanla geliyorsanız şayet buraya, şu anda bizim bulunduğumuz otopark Panorama Müzesi'nin hemen arkasında bir otopark. Burayı gecelik de konaklama olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, 24 saat açık bir otopark burası. Evet. Kalenin oradaki otopark 9'da kapanıyor yazıyordu. Ama orayı da karavan parkı olarak, yani 24 saatlik konaklama olarak kullanabiliyorsunuz. Kapıda ben saatini gördüm de sabah 9, hı, akşam 9 gibi yazıyordu sadece. Yani 24 saatlik ücret alınabiliyor orada da. At da kuzum aşağıya. At da aşağıya, sen de rahat et, aferin sana. Orayı da 24 saat kullanabiliyorsunuz. Burayı da 24 saat kullanabiliyorsunuz. Yani bu çevredeki otoparkları söylediğiniz takdirde 24 saat kullanabiliyorsunuz. Konaklamak için ayrıca bir yer aramanıza gerek kalmıyor böylelikle. Evet, bu arada bu bulunduğumuz otoparkın 24 saatlik ücreti 45 lira. 2 saatlik 25 liradan başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ufak ufak artarak 24 saate 45 lira yazıyor işte. Güvenli birçok yer. Bizim bulunduğumuz Masal Park diye geçiyor. Konaklayacaklar varsa orayı konaklayabilir. Hatta şöyle, Masal Park'ta konakladığınız zaman hemen arkasında metro durağı var. Metro ile de buraları gezebilirsiniz. Evet. Ya da farklı tramvay, yerlere gidebilirsiniz. Tramvay. Yani şu tramvay, metro, ikisi de bana göre rayda giden toplu taşıma aracı. Öyle işte dostlar, bugün gezemedik ya. Bu video garip bir hal aldı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şehir merkezinden artık ayrılmak istiyoruz. Evet, sıkıldık. Biraz doğada vakit geçirelim istiyoruz. Bu tarafta birkaç konum var ama bugün artık bitti. Evet, bugün akşam bitti. Akşam olmak üzere. Çok efsane bir konum buldum. O konumu bir sonraki videoya saklıyorum. Evet. İnşallah hava muhalefeti olmaz, aşırı rüzgar olmaz. Efsane drone görüntüleri çıkacak orada. Şimdiden bunun haberini vereyim size. Evet, güzel manzaralar olacak orada. Bir de şu anda bizi izleyen ama halen daha kanalımıza abone olmayan arkadaş. Evet evet, senden bahsediyorum. Sen kaçak yolcusun. Evet, kaçak gezenler var aramızda. Kaçak yolcularımız var. Bunları tespit ediyoruz biz tek tek. Evlerinize gelip gezdireceğiz sizi. Bizimle birlikte gezen dostlar minimum bizim 3 videomuzu birden izlemiş. Hemen hemen 3 videomuza yorum yazmış. Özellikle canlı sohbetimize katılmış. Evet. Canlı sohbetimize bu arada parantez açayım senin cümlenin arasına. Canlı sohbetimizde yeni yeni insanlarla sohbet etmek bizim için ayrı bir mutluluk.
veriyor. Tabii evet. ki sürekli var olan arkadaşları gözümüz arıyor. Bazen geç kalıyorlar ya da işte gelemiyorlar tabii ki iş yoğunlukları, hayat koşuşturmacalarında ama böyle gözümüz arıyor, yokluklarını fark ediyoruz onların. Ama yeni insanları görmekten de mutlu oluyoruz. Bir de bizimle birlikte gezen yolcular var. İşte onlar dediğim gibi minimum 3 tane videomuzu izleyip yorum yapıyorlar. Canlı sohbete katılıyorlar. Bunlar bizimle birlikte gezen sevgili dostlarımız. Şimdi müdavim dostlarımız. Müdavim yolcularımız. Neydi? Abonmanlar vardı ya. Evet. Abonman. Onlar abonman biletini almışlar ellerine. O şekilde bizimle birlikte geziyorlar. Ama kaçak yolcular videolarımızı izliyor. Bizim gezdiğimiz yerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Ama abone olmuyor. Mesaj yazmıyor. Canlı sohbete katılmıyor. Gizli gizli geziyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Dur, ben şu çocuk kameraya atlamadan şuradaki bisküvisini vereyim ona. Tamam. Az önce gösterdim ya bunu yememişsin. Evet, çık yukarıya. Oradan bakıyordu oraya. Onun için bu tarafta kaldı onlar. Tamam. Hadi. Afiyet olsun. Evet sevgili kaçak yolcular lütfen. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Sesinizi, evet. soluğunuzu duyalım. Abonman biletlerinizi alın. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda biz bir katıl butonu ekledik. Bu katıl butonunu neden ekledik? Biliyorsunuz canlı sohbet esnasında süper chat özelliğiyle birlikte bize destek olabiliyorsunuz. Evet, süper teşekkür özelliğiyle aynı zamanda yorumlarda da destek olabiliyorsunuz. Ama bunun haricinde YouTube'un para kazanan işbirlikçilerine sunduğu katıl butonuyla beraber bizlere destek olabiliyorsunuz aslında. Şöyle ki aylık abonelik gibi düşünelim bunu. Yani örneklendirme yok. Dergi aboneliği evet, gibi. Aylık, en basit örnek odur. Aylık bir abonelik gibi düşünüyorum. Ama istediğiniz zaman abonelikten çıkabiliyorsunuz. İşte belli fiyat skalalarında belli ne diyeyim yardım demeyelim de ona ikram diyelim. İşte mesela bize kahve ısmarlayabiliyorsunuz, bize gezi ısmarlayabiliyorsunuz gibi destek olma seçenekleriniz mevcut. Çorbada tuzum olsun. Mutfak masrafı benden, çeyrek depo bu ay benden ya da işte bu depo bu ay benim yerime de gezin, full deponuz benden gibilerinden oraya biz 4 kademe belirledik. Gönlü ve cebi zengin olan arkadaşlar için bolca seçenek var orada. Evet, 4 tane seçeneğimiz var. Bu seçeneklerde bunlar aylık abonman gibi bakın, onu altına basa basa söylüyorum. Eğer siz bize atıyorum, ola ki bir kişi dedi ki biz size bir depo benzin feda olsun benim yerime de doğuyu gezin. Misalen örnek veriyorum bunu. Onu eğer iptal etmezseniz önümüzdeki ay da hesabınızdan çekecek onu. Evet. Yani o ödemeyi ya da o desteği yaptıktan sonra iptal etmeyi de unutmayın. Tek seferlik yapmak istiyorsanız bunu yani ödeme kısmından sonra anında iptal edilebiliyor. İşte hani bir ay sonraya beklemeye ya da aylık sürenin dolmasını beklemeye gibi bir zorunluluğu yok. Evet. İptal. Şimdi farklı sayfalarda da bu katıl butonları var. Katıl butonunun özelliği takipçilerinize ne kadar fazla para verirlerse size o kadar özel içerikler üretmeniz için bu. Ama biz buna karşıyız. Biz buna karşıyız ama sonuç olarak bizim işimiz artık sosyal medya olduğu için ve böyle bir gelir kapısı da var olduğu için biz de sevgili takipçilerimize böyle bir seçenek sunduk. Oradaki bütün özellikler bize abone olmayan kaçak yolcular ne görüyorsa oradaki aboneler de onu görüyor. Evet. Yani ekstra bir ayrımcılık yok kesinlikle sayfa içerisinde. Evet. Geçenlerde denk gelmiştim. Mesela bir sayfa her gittiği yeri paylaşıyor. YouTube'dan bahsetmiyorum ama gene aynı abonelik katıl evet. özelliğinden bahsediyorum. Her gittiği yeri paylaşıyor, bilgileri veriyor. Fakat konumları sadece bu ücretli olan katıl evet. abonelerine veriyormuş. Yani ne bileyim yani ya şey biz, gibi insanları zora koşmak gibi bir şey. Biz istiyoruz ki bize destek olmayan, olmak isteyen, gönülden destek olmak isteyen insanlar bize yapsın, destek olsun. Aynen. Böyle biz işte oradan para gelsin, aman şundan da para kazanalım gözüyle bakmıyoruz yani. Bu ki abonelik durumuna. Evet, kahve şunu, suyumuz oldu. Evet, sen devam et. Ki şöyle bir şey var. Biz zaten hem süper teşekkür hem de canlı sohbetten süper Süper Chat'ti galiba onun adı. İsimleri tam bilmiyorum. Evet, canlı sohbette Süper Chat olarak geçiyor galiba onun adı. Hani oradan zaten bize destekçi oluyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz bugüne izlemek, kadar bize destek olan herkese. İzlemek ve yorum yapmak bile aslında bir destek. Aynen öyle. Yani izlemek, yorum yapmak ya da bizim yaptığımız bu hayatı seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza bizi önermeniz bize bile
bizim için bir destek zaten. Kesinlikle öyle. Ama hani Tolga ya bu ay size bir çeyrek topo geldi içimden derseniz ona da hayır demeyiz yani. Malum mazot 40 liranın üzerinde. Evet, yani katıl butonu açmamızın amacı aslında bu. Evet. Yoksa... Tamamen size destek seçeneği sunmak. Orada kahveleri yarım yaptım. Evet evet. Az daha kaza oluyordu da benim, evet, orada kelimesi o yüzden orada kesildi. Fren sesiyle beraber. Aynen. Şimdi tabii bu gezi ileride ne olacak, ne gidecek onu da bilmiyoruz. Hani doğada çok fazla konaklayabilecek miyiz? Güvenlik kısmı ne, evet, derece zorlu bir? Çünkü ondan da bahsedelim biraz bence. Hani doğuyu, güneydoğuyu nasıl gezmeyi planlıyoruz? Şanlıurfa'dan sonrasında biz kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak hareket etmeyi planlıyoruz. Eğer siz de bu tarafa gelirseniz böyle hareket etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü biz büyüklerimizden ve birçok sevgili dostumuzdan bu yönde bilgi aldık diyeyim ben. Nasihat aldık. Çünkü biz zaten normalde batıda, işte güneyde hep doğal yerlerde kalmayı tercih ediyoruz. Yani daha çok şehirden uzak, insanın çok gelmediği, mümkün olabilen gidebildiğimiz en uç noktalara ya da ıssız, evet, noktalarda konaklamayı sevdiğimiz için bize aman doğuda dikkat edin diye uyarılar çok yapanlar oldu. Özellikle doğuya gidenlerde. Yani şimdiye kadar bir problem yaşamadık ama şöyle, o bölgenin güvenliğini sağlayan birimler, işte jandarma olsun, polis olsun, nerenin güvenli olacağını daha iyi bilirler. O yüzden onlara danışmayı düşünüyoruz, evet, ve bilgi vermeyi düşünüyoruz. Mesela işte bizim için biz güzel ve güvenli görürüz ama o bölgede istenmeyen olaylar yaşanmıştır ya da sıkıntılı bir alandır. Ne bileyim, atıyorum, jandarma ziyaret etmiyordur o bölgeyi mesela. Kimse olmadığı için gelmiyordu. Ya şöyle, ikimizin bir gerçeği var arkadaşlar. Yani bir terör gerçeği var. Evet, terörist gruplar gerçeği var. Eski yıllardaki kadar çok gözümüzde olmasa da, hani aldığımız göçler var malum, biliyorsunuz. Böyle bir gerçek var ve bu gerçeği bilerek buna göre hareket etmekte de fayda var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesi maalesef ki bundan müzdarip. Bu bölgelerde de kendi başımıza buyruk hareket edip ne kolluk kuvvetlerini sıkıntıya sokup, tabii, ne kendimizi sıkıntıya sokup, ne de bizi seven insanları strese sokma hakkına sahip değiliz. O yüzden de koordineli bir şekilde hareket etmekte her zaman fayda var. Bunu da bir bilgilendirme olarak size geçelim. Bundan sonraki sürecimiz, konaklayacağımız noktalar bizim kendi seçimlerimizden ziyade birilerinin, kolluk kuvvetlerinin bize yol göstermesiyle olacak ya da bizim onlarla ortak istişare, tabii, etmemizle, aynen, gerçekleşecek. Mesela atıyorum işte A noktasını belirledik ama işte bilmiyoruz çünkü işte bazı yerler, örnek burada gezdiğimiz yerler gibi, gittiğinde başka şekilde gözükebiliyor. Haritada yeterince bilgi edinemeyebiliyorsun. Evet. Hele ki bizim kalmayı sevdiğimiz, kalmakta hoşlandığımız yerler için pek bilgi alabileceğimizi de düşünmüyorum haritalarda. Aynen. Çok nadir belki yorum bulabiliriz. O yüzden güvenlik ekiplerine haber verip ya da belki işte güvenlik noktalarını ziyaret ederek, işte biz burada konaklamayı düşünüyoruz, bir problem olur mu sizin için de, bizim için de bir problem, tabii, olur mu gibi haber vererek konaklayabiliriz. Burada da mesela Antep'te ilk geldiğimiz merkezde bir otoparkta durduk. Aslında şehir içlerinde karavanların çok konaklamasına izin vermezler. Her şehir için geçerli. Bu ki yazın Gaziantep'ten de kovulan karavancılar vardı. Haberleri, evet, vardı. Kaldığımız ilk akşam mı gelmişti polisler? İlk akşam geldiler ama bize evet, bize gelmemişlerdi. Ertesi gün gündüz geldiler. Üç polis arkadaşla oturduk, sohbet ettik, geldiler. İşte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan diye. Şey dediler direkt, burası gayet güvenli bir yer. İstediğiniz gibi kalın. Bir sorun yaşarsanız direkt 112'yi arayın, zaten biz geleceğiz. Evet. Yaşamazsınız da olursa böyle böyle destek oluruz falan. Buradan ayrılmayın bir yere falan dediler hatta. Yani bölgeyi en iyi bilen. Onlar tabii haliyle, o yüzden onlardan destek alacağız. Konaklayacak yerlerde. Yani öyle dostlar, videoda size ne kale gösterebildik, ne arkeoloji müzesi gösterebildik. Bari dedik sohbet edelim. Sohbet videosu oldu. Devam edebilirsin. Tatlım benim. Ay geçti artık, çok, oralar. Geçti. Ne anlatıyordum onu bile unuttum şu anda. Sen öyle dostlar diye. İzleyelim. Şeye gidelim. Vara gidelim. Var mıydı var, o futbolda? Var, vara gidiyorlar. Oynat Uğurcan. Bu video böyle kendiliğinden gelişen, böyle tamamen doğal haliyle bir
sohbet videosuna dönüştü. Ama kaleyi görmek istiyordum gerçekten de ya. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Çünkü bu yaptığımız tur, kıyı ve sınır şeridi turumuz. Şu an Güneydoğu bölgesindeyiz. Güneydoğu bölgesinin ucuna kadar gidip, en doğusuna kadar gidip oradan yukarı Karadeniz'e doğru, kuzeye doğru devam edeceğiz. Ondan da ufak bir bilgilendirme vereyim ben arkadaşlara. Güneydoğu'dan en doğuya kadar giderek sonra doğudan yukarıya. Evet, doğudan kuzeye doğru çıkacağız. Evet. Doğunun en uç sınırından kuzeye doğru çıkacağız. Kuzeydoğu'ya doğru çıkacağız, özür diliyorum. Kuzeydoğu'ya doğru çıkacağız. Heyecan yaptım, yanlış bir şey mi söylüyorum? Hayır, ben şeye güldüm, sen ondan işkillendin. Evet, işkillendim çünkü. Ben şeye gülüyorum ya, Antalya'dan sonra Mersin'de miydi güneş doğudan doğuyor? O geldi aklıma da, şimdi yönleri çok söyleyince tekrar size güneşlerden doğuyor. O geldi aklıma da, onu gülüyorum kendi kendime. Evet, izlemeyenler için hangi video olduğunu açıklamaya yazarım ben. Oradan bakıp o sohbetinde aslında ne olduğunu izleyebilirsiniz. Şimdi kıyı ve sınır şeridi turu yaparken kıyıya en yakın yerlerden gitmeye çalıştık. Birçok yerde işte 15 kilometreyi aşıyorsa şehrin iç tarafına, dağlara doğru, iç bölgelere doğru girmemiz gerekiyorsa es geçtik birçok yerde. İşte Mersin'de, İzmir'de belki işte burada gezemediğimiz yerler var. Aslında bu ikinci tur için ön işaretlenmiş noktalar olmuş olarak kalıyor onlar. Silmiyoruz gitmediğimiz yerleri. Haritamızda hala gitmedik olarak işaretli. Gidilecek yerleri de işaretli halen daha. Gittiğimiz yerlerin rengini değiştiriyoruz sadece. Mesela çok yakınında atladığımız yerler var bazılarında. Sadece oraya gidip geri dönmektense bazı yerleri bu yüzden es geçiyoruz ve işte bir dahaki Antep gelişimizde, o yüzden az önce öyle bir dahaki sefere kaldı diye, bir dahaki geldiğimizde de bu gezdiğimiz yerleri değil, gezemediğimiz taraflarını gezip göreceğiz şehirleri inşallah. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi biz yol ne getirirse kafasındayız aslında, evet. Biraz da. Eğer bu yol bize velev ki bir sponsorluk denk geldi ve yurt dışı işi çıktı, gideriz. Yani hani o sadece hayır gitmeyeceğiz biz şehirler turu yapıyoruz, o orada kalmayacak. Ha, şu anda farklı bir olaydayız. Bunu gerçekten yapmak istiyoruz, kıyı ve sınır şeridini. Çünkü hani, bir bağlılığımız yok bir yere. Evet. Hani bunda belki onu es geçebiliriz. Hani bu turu bırakmamak adına. Evet. Ama şehirler turunda 80 il, 80 şehir, 81 il gezme turunda belki ona bir ad da bulabiliriz o dönemde. Şimdi farazi konuşuyorum. O tur içerisinde ne bileyim bir yurt dışı olayı geldi, bir şey geldi. O gidilir, yurt dışına gezilir. Ya da ne bileyim bir yerden bir milli piyango çıkar. İnşallah. Her şey olabilir. Belki destekçilerimiz sayesinde 100 binler, biz daha bu turu tamamlamadan 100 bin takipçiyi göreceğiz. Belli mi olmuş? Aynen öyle. Paranın nereden geleceği belli olmaz. Belki bu karavan için çok astronomik bir teklif alırız. Hani reddedemeyiz. Evet, gerçekten bu arada Gülden bu karavanı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Biz karavanı ilk bitirdiğimizde, yani yapımını bitirdik. Tolga'nın annesinin bir butiği vardı. Onun önünde de böyle ufak tefek işlerini yapıyorduk. Yani temizlik, memizlik falan filan gibi böyle ufak tefek işlerini yapıyorduk. Bir abi geldi yanımıza. İşte çok güzelmiş karavan falan filan. Ben de istiyorum aslında böyle bir şey ya falan diye bir sohbete giriştik. Tabii böyle bir şey direkt bunun gibi bir şeye döndü o evet, esnada. Evet. Sonra işte içerisini falan gördükten sonra çok beğendi. Şey dedi, ya bunu bana satsanıza. Abi Almanya'da yaşıyormuş normalde, değil mi? Evet, evet. Tatile gelmiş Türkiye'ye. İşte kaç para desem satarsınız falan dedi. Tolga direkt bana baktı, ben böyle hani hiç parayı telaffuz bile ettirmedim yani. Hani o zaman evet, yeni heyecandı bilmem neydi falan filan. Ben sonrasında da çok böyle teklifler geldi aslında. Yani şimdi ya, almak istesek verir misiniz falan gibi. Şöyle söyleyeyim, dövizin şu an 30 liralarda, 22 liralar falandı galiba, evet. O dönemlerde $40,000 teklif geldi bu karavana. O dönemde baktığınız zaman inanılmaz bir teklif. Çok yüksekti, evet. Yani bizimki 2009 model ve 13 metreküp, hani 2016 falan alabiliyorsunuz yani o dönemde. Yani yeni kasa alıp yapılabiliyordu içine. Tabii yapılabiliyordu. Komple. Yani öyle bir teklife rağmen biz bu karavanı vermedik. Ha yap, şunu diyebilirsiniz. O manyak mısınız? Alsaydın o parayı, yapardın aynısını. Ne olacak, zaten yaptın falan. Ama işte... Evet, orada ben girdim devreye. Evet. Evet. Çünkü şöyle,
Evet yapılabilir. Tamamen aynısı bile yapılabilir. Ama bu proje bize özel bir proje oldu ve yani bu projenin detaylarına ait başka bir 13 metreküp, 15 metreküp hatta 17 metreküp araç yok. Bu arada evet hemen özür diliyorum lafını unutma. Bu arada bunu çok ciddi ciddi söylüyoruz. Türkiye'de bu dizaynın eşi benzeri yok arkadaşlar. Kopyası çok. Evet. Bakın yani farklı alanları farklılaştırılmış kopyaları var. Biz projeleri de Instagram'da paylaştık. Hatta yapım videolarını da paylaştığımız için Instagram'dan şöyle bir veri söyleyeyim size. Instagram'da paylaştığımız proje ve çizim görselinin kayıt sayısını, hani kaydet tuşu var ya, kaydet rakamına inanamazsınız. Rekor bir kaydet var. Yani beğenisinden çok kaydet var yani, ki beğenisi de çok yüksek onun. Kaydet rakamına inanamazsınız. O kadar kaydetme söylüyorum size. Kaydetme ve şeyde gönderilme de çok fazla var. Benzeri yapılmaya çalışıldı ama aynısı olmadı arkadaşlar. Evet, farklılıklar hani var. Çünkü sığmıyor. Biz işte belli püf noktalarıyla yaptık bunu. Yine yapabiliriz evet ama ben bu projenin keyfini sürmeden yani bu özel projeyi başkasına kaptırmak istemedim yani açıkçası. Yani o kadar uğraştık, o kadar özel bir şey yaptık ve bizim olsun sadece. Evet başkası yaparsa aynısını yapsın, yapmaya çalışsın. Biz yardımcı da oluruz yani ki olduk da detayları da verdik birçok firmaya. Bakın kişiye demiyorum. Firmaya gerçi verdik detayları. Orada biraz kandırılmış olabiliriz ama olsun. Yani olsun canım, yapacak bir şey yok. Kısaca anlatayım mı onu, kandırılmış? Anlat hadi. Şöyle biz Bursa'da bir organizasyona, daha karavanı ilk yaptığımız zaman Bursa'da bir organizasyona davet edildik. Ve gittik işte karavan kampı ilk defa gittiğimiz yer. Biz motosiklet kamplarından da hep böyle gürültü, uğultu, eğlence, kopmalar falan böyle alışkınız öyle şeylere. Çok beğendik karavan kampı. Çünkü aşırı sessiz, sakin. Herkes böyle akşam 9-10 deyince sessiz, karavanına gidiyor, yatıyor, kimse kimseye böyle bu karşıdan ho ha falan yok. Ondan sonra neyse, ertesi gün sanırım bir firmaymış karşı çaprazımızda bir karavancı. Ama biz bilmiyoruz tabii firma olduğunu. Merhabalaştık karşılıklı, karı kocalardı. Ondan sonra işte projelerini kapıdan gördüm, şey vardı, çok hoş bir mozaikleri vardı. Ondan sohbet ettik, sonra ben de bakabilir miyim sizin karavana falan dedi, kapıdan baktık. Her yeri sordu bize. Oo, şurayı nasıl yaptınız? Burayı nasıl yaptınız? Yatak kaç santim? Banyo kaç santim? Evet. Sığmaz falan dedi. Dedik sığdı. Biz hani sığmaz konusuna çok değindik orada. Evet. İşte o 70 santim çıkmaz. Aldık elimize metreyle ölçtük. Bak dedik çıkıyor ama bunu böyle böyle yaparsan çıkıyor falan filan diye. Şimdi püf noktalarını verdik bir güzel bir dönem biz orada. Aradan sonra birkaç ay geçti ve ben Instagram reklamlarını gördüm. Ay geçmedi. O konuşmanın sonrasında dedi ki benim de karavan firmam var dedi. Evet. Biz böyle anlattık heyecanla tabii, yeni de yapmışız falan ya, böyle her şeyi anlatıyoruz ya, detaylarını anlatıyoruz, şöyle yaptık ha o zaman olur falan filan derken sonra işte teşekkür etti. İşte benim de dedi şu karavan firmam var dedi. İşte bir ihtiyacınız olursa gelin falan filan. Sonra aradan birkaç zaman geçti Tolga'nın az önce dediği gibi, bir baktık internette bütün projeler bizim şu yatak, banyo, mutfak olayında ama bu tarafları farklı genel olarak. Banyoları bir tık farklı hani, ama daha büyük araçlardan. Tabii 15 ve 17'ler. Şunu yanlış anlamayın sakın. Hani biz arkadaşı kötülemek için ya da bizim projemizi çaldığı mantığıyla bunu söylemiyoruz size. Biz o şeyi gördüğümde ben acayip mutlu oldum. Evet. Çünkü bir firma ki yurt dışına çalışan özellikle bir firma bizim yaptığımız projeyi beğenmiş. Bu araç semi entegre ya da alkoven olmamasına rağmen bu aracın içine sığabilen bir projeyi çok beğendiği için kendi araçlarında da bunu yapmaya çalışmış. Aslında demek ki çok doğru bir şey yapmışız ki firmada bu modeli yapmaya başlamış sonrasında. Aynen ki hala öyle. Da bu modele benzer modeller işte. Oturma grubunu farklı yapıyorlar genel olarak ama çok benzer modeller üretmeye devam ediyor hala da. Evet. Şimdi yeni mutfağı değiştirmeye başladılar falan böyle. Enteresan. Ya biz o konuda şey değiliz arkadaşlar. Hani ya ben yaptım başkası yapamaz. Tabii. Yani bu kafada insanlar değiliz. Herkes her şeyi yapabilir. Ama benim yaptığım benim. Yani satmıyorum. Satmak istemediğimizden geldik ya buraya. Yani o kadar uğraştık, yaptık, ettik. O yüzden ben vermek istemiyorum. Bana işte milyon dolarlar verseler, çok ciddi söylüyorum ki o zamanki rakamlar da çok yüksekti bu karavan için.
hiç düşünmedim de yani. Veren olursa satarım ben. Milyon dolar diyorsun aşkım, ben sana bunun tillahını yaparım ya. Bak şöyle yaparız. Bununla bir iki ufak değişiklik yaparız. Dur bir dakika. Çok heyecan yaptım şu an. Bunda bir iki ufak değişiklik yaparız. Aynı projeyi ben vermem ona. Bozarız. Aynı projeyi vermem. Şu soba dolabını bozarız. Orayı eski haline çeviririz. Ondan sonra oturma grubunu bozarız. Bunları birebir yapar. Bunları çevirtiririm ben onlara. Değiştiririm. Bozarım. Masayı da bozarım. Ben onları farklı veririm bu projeyi. Yeminimi bozdum ulan. Bozarım ya. Bozar, satarım. Kendini boz başka. Yok. Sakin. Heyecan ya. Milyon dolar dedim. Ben milyon dolara firmanın adını da vereyim. Çünkü ünlü bir firma. Hani reklama gireceğini tahmin etmiyorum ama ki reklamda değil. İşleri adamların çok başarılı ve Avrupa'ya yayılmışlar. Crawler'da hazır araç var. Alırız. Evet, Antep'te geçirdiğimiz 10 gün boyunca çok güzel yerler gezdik. Bunların bir kısmını sizlere de aktardık. Umarız beğenmişsinizdir. Gerçi son aktarmaya çalıştığımız Gaziantep Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni biz de çok merak ediyorduk ama depremden hasar aldığı için gezemedik oraları. Oralar kaldı. Artık bir sonraki sefere diyoruz oralar için. Şimdi evet, yola devam etme zamanı sanki. Evet. Bir sonraki videoda çok güzel bir yerde olacağız. İnşallah. Evet. Bu konuşmanın ortalarında bir yerde yine bahsetmiştim ben. Harika bir konum bulduk gerçekten de. Umarız hava şartları müsaade eder. Çünkü önümüzdeki birkaç gün yağmur fırtına gösteriyor. Eğer hava müsaade ederse ve drone çekebilirsek evet, efsane bir video sizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.